Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kodu programı ile yapmış olduğum bir yarış oyunundan bahsedeceğim. Öncelikle olarak karakterlerin tanıtımını yapalım. Daha sonra kodlarla alakalı bilgiler vereceğiz ve oyunumuzu oynayarak sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi iki tane robotumuz var. Birini kendimiz kontrol ediyoruz. Diğerini ise robota yön vermiş olduğumuz, çizmiş olduğumuz patika üzerinde hareket etmekte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı robot turuncu patikayı, yani yolu takip ediyor. Bu yol üzerinde kart var, canlar, yani canlarımız artacak. Çünkü burada görmüş olduğunuz silah vurucular arkadaşlar bize etki ettiği zaman, ateş ettikleri zaman canımız azalıyor. Buradaki yıldız ise bu yıldıza dokunduğumuz zaman hangi robot aldıysa diğer robotu 5 saniye bekletiyor arkadaşlar. Bu kısımları kodlamada daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Ve en son olarak da bir final parkurumuz var arkadaşlar. Kırmızıya ilk başta kim, hangi robot gelirse o birinci olmuş olacak arkadaşlar. Bu şekilde şöyle yüksekten baktığımız zaman uzun bir parkur var arkadaşlar. Çizmiş olduğumuz yol. Güzel bir yarış var arkadaşlar. Oyunumuzu öncelikli olarak nasıl tasarladık diyecek olursak, mevcutta görmüş olduğunuz gibi kodu da her şey açık. Türkçe kod yazılımını, yani Türkçe kaynaklı olması en büyük avantajdır. Burada zemin fırçası, zemin boya ve zemin ekleyici gibi bir özellik var. Buraya tıklayıp arkadaşlar, buradan sol tarafta dörtlü bir şey var arkadaşlar. Burada bir sürü zemin rengi çıkıyor arkadaşlar. Buradan renkleri seçerek istediğimiz şekilde boyayabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde biz buradan seçimimizi yaptık. Zeminimizi oluşturduk. Bu şekilde bir çalışma yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Farklı renklerde seçimler yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, oyunumuzu oynamadan önce karakterler içerisindeki olan kodları bir tek tek yazalım arkadaşlar. Ne varmış, ne yokmuş inceleyelim. Daha sonra size bir iki tane karakter ekleyeceğim arkadaşlar burada. Nasıl yapıldığını. Öncelikle olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu programda yapacağımız her şey deneme ve yanılma yoluyla oluyor arkadaşlar. Yani bütün burada görmüş olduğumuz nesneleri tek tek deneyip ne işe yaradığını, kalıcılığı daha iyi sağlamak amacıyla deneyerek yapmamız daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi öncelikle olarak kendimizin kontrol etmiş olduğu robot, yani gri robot. Bunun üzerinde ne gibi kodlar var onlara bakalım arkadaşlar. Bu aracı seçiyoruz. Bu araç nesne ekleme ve düzenleme aracı. Bu aracı seçtikten sonra robotumuzun üstüne gelip sağ tıklayıp programla dediğimiz zaman arkadaşlar, burada daha önceden yazmış olduğumuz kodları görüyoruz. Burada klavyeden hangi tuşlarla yönlendirme yapılacağını seçiyoruz ve bu yönlendirmelerde yaptığımız zaman neler yapacağını belirtmek için yapması gerekeni belirtiyoruz. Eğer klavyeden W, A, S, D tuşlarına basılırsa hareket et, ileri doğru hız, çabuk bir şekilde hareket et. Kalp simgesine dokunduğumuz zaman nesnesine bom ol, yani kaybol. Kalp simgesini eğer alırsan iyileş ve puanımız artsın. Eğer yıldız simgesine dokunursan kırmızının puanını 1 yap ve ikinci sayfaya geç. Yani burada ikinci birden fazla sayfaya kod yazabiliyoruz arkadaşlar. Karada tür, yani hani o kırmızı final parkuruna dokunduysa eğer, kazan anlamına geliyor arkadaşlar burada. İkinci sayfada ise yine aynı şekilde klavyeden WASD ileri hareket et. Burada tek fark arkadaşlar, kronometrede, yani yıldıza dokunduysan karşı rakip 5 saniye bekleme özelliği var arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer karakterimize gelelim arkadaşlar. Sağ tıkladık. Pardon arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. SC dedik. Nesnekle karakterini seçtik. Arkadaşlar bilgisayarımızda bir sorun var. Birazcık sıkıntı var, kusura bakmayın. Programlama dedik. Burada saatler, görmüş olduğunuz gibi hep hareket et patikada, çizmiş olduğumuz o ekranda az önce görmüş olduğunuz turuncu patikada. Yani kullanıcının yönlendirmediği, otomatik yönlendirmenin olduğu bir robot ya da bir nesneyi biz kendimiz ona yol çiziyoruz. Oradan hareket ediyor. Bütün aynı şeyler, yani az önceki anlattığım bütün kodların aynısı bunun için de geçerli arkadaşlar. Burada da eğer beyaz, yani kırmızı eğer yıldızı alırsa biz 5 saniye oyunda bekliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar, size şöyle kalbin üzerine gelip programlama dediğimiz zaman kalpte yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Yani kalbin görevi
karşı tarafa iyileştirme yapmak. Onu da zaten robotun kendine ekliyoruz bu kodu. Burada yıldızda kodumuz var arkadaşlar. Hemen ona bakalım bir de. Hızlıca. Ondan sonra zaten direkt oyunumuza geleceğiz arkadaşlar. Programlama dedik. Eğer kırmızı robosiklet çarparsa kırmızı skoru 1 puan arttır. Beyaz çarparsa beyazın puanını 1 arttır diye bir uygulamamız var arkadaşlar. Buradaki amaç şu. Yani kırmızı robot yıldız aldığında beyaz 5 saniye bekleyecek. Beyaz aldığında kırmızı 5 saniye bekleyecek. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Daha sonra programımızı sonlandıralım. Şu sağda görmüş olduğunuz termo ölçere benzer alet ise burası ne kadar yükselirse oyuna o kadar karakter az ekleyebiliriz. Yani o anlama geliyor. Şu anda yarı seviyede doldurmuşuz. ESC'ye basarak arkadaşlar oyunumuza başlayacağız şimdi. Control Send de oyunumuzun adı. Burada bir oyun tanıtımı var. WASD tuşlarıyla hareket etmektedir. Amacımız bitişe ulaşmaktır. Kalpler canı yeniler. Yıldız rakibi yavaşlatır. Enter dediğimiz zaman oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yarış başladı. Ateş ediliyor bir taraftan. Saniyede bir ateş ediliyor. Burada yıldız aldık. Karşı rakibi yavaşlattık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oyunumuzu oynuyoruz. Farklı zemin renkleri bulunmakta. Birden fazla zemin rengi de seçebiliriz. Yapabiliriz arkadaşlar. Bir taraftan görmüş olduğunuz gibi ateşler ediliyor arkadaşlar. Ben yıldız aldığım zaman karşı rakibin doğrudan arkadaşlar kamera değişiklik yapıyor. Yani yıldızın alındığını işaret ediyor ve onun zayıfladığını, durduğunu göstermek amacıyla kamera büyüyor arkadaşlar. Parkurumuzla devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yıldızı aldım. Karşı rakip yavaşladı 5 saniye boyunca. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yıldız almak burada avantajlı arkadaşlar. Ne kadar yıldız alırsak karşı taraf bu şekilde zayıflamış olur arkadaşlar. Burada daha da geliştirilebilir oyunumuz. Farklı nesneler eklenebilir. Engeller eklenebilir arkadaşlar. Ateşe maruz kaldık arkadaşlar. Can aldık. Canımızı da yeniledik. Yoksa kaybedecektik oyunu. Devam ediyoruz. Şimdi o yıldız aldığı için karşı taraf arkadaşlar. Biz bekliyoruz. Devam ettik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Final çizgisine görmüş olduğunuz gibi yaklaşmak üzereyiz. Finale geldik ve oyunu kazandık arkadaşlar. Bu şekilde bir yarış oyunu tasarladık sizler için. Geleceğinprogramcıları.com adresine girerek buradan projemizin kaynak dosyasını, kodlarını, rapor dosyasını indirerek projemizi sizler de yapıp geliştirebilir ve bunu Kodu Game Lab projesi adı altında oraya atabilirsiniz. Oyunumuz açık kaynak kodludur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.